Makine Kimya'nın gerçekleştirdiği sahayla birlikte organizasyonunda bazı ürünler de sergileniyor. Yanımızda değerli meslektaşım, arkadaşım Anıl Şahin var. Savunma Sanayi ST.com'un sahibi ve genel yayın yönetmeni. Beraber şöyle bir ürünleri dolaşacağız. Neler var, neler yok. Birlikte inceleyeceğiz. Aklımıza gelen soruları ben soracağım. Anıl da detaylı olarak sorduğumuz cevaplara dilimiz döndüğünce sizlere aktaracak. Anıl, nereden başlayalım? Yakın hava savunma sisteminden istersen başlayalım. En başta o duruyor, ondan başlayalım istersen abi. Tamamdır. Yakın hava savunma sistemi ağırlıklı olarak deniz sistemleri için mi geliştirildi? Ya bu aslında bizim Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde iki tür yakın hava savunma var. Bir tanesi REM denilen füze tipi yakın hava savunma sistemleri. O daha çok bizim Milgem Ada sınıfı korvetlerle birlikte envantere girdi. Onunla mühimmatında hatta şu anda sıkıntı yaşadığımız için yerli muadilleri geliyor. İDEF'te sürprizler olacak. Bir de böyle namlulu tipte dediğimiz uzun yıllardır kullanımda olan ve daha yaygın olan dünya genelinde de bizde de falankslar var, namlulu. Önünde bir Gatling top var ve işte bir füze geldiği zaman veya herhangi bir hava aracı geldiği zaman bu 20 mm çapında mühimmatlarla mühimmat kusuyor karşı tarafa. Bu falanksın muadili. Şu anda Makine Kimya bunun geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Birkaç defa aslında Konya'da da atış testleri gerçekleştirildi. Bunun kısa süre içerisinde envantere girmesi bekleniyor. Bir de kara konuşlu versiyonunun geliştirilmesi bekleniyor. Bu kritik, kara konuşlu olan kritik noktaların, tesislerin korunması amacıyla. Aksaz gibi mesela üst ve limanların özellikle bu alçaktan gelen seyir füzelerine karşı korunması için. Şöyle bir soru geliyor hemen aklıma. Korkut mesela, Korkut'un bu dediğin 20 mm, Korkut'ta 35 mm kullanıyor. Milimetre. Daha parçacıklı dağılan mühimmat, belki dronlar, belki seyir füzeleri. Fark ne olabilir? Çünkü hani 20 ve 35 arasında ciddi bir çap var, fark var. Yani 35 milimetrede fark var. Aynı zamanda mühimmat farkı da var. Onun haricinde ağırlık farkı da var. Siz işte Korkut gibi bir sistemi paletli bir platforma entegre ederken kolaylıkla 20 milimetreyi bazı kamyonetlere veya işte tırlara, dorselerine de kolaylıkla entegre edebilirsiniz. Boyut olarak tabii daha rahat bir yerlere koyabiliyorsunuz. Kullanım bunu kolaylığı var yine. Konsept meselesi aslında biraz yani bu işler. Günün sonunda 35 milimetrelik bir sistemi sizin nakletmeniz çok kolay değil. Yani piyade unsurlarına rahatça kullandırabileceğiniz bir sistem değil bu. Zırhlı olmayan piyadelere. Ama 20 milimetreyi kamyona monte edip çok kolay bir şekilde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Hatta içeride de maketini göreceğiz birazdan. İçeri girince bakacağız. Ben tabii şunu söylemek istiyorum detay olarak. 20 milimetre, 35 milimetre boy farklarını size içeride 20, galiba 25 var içeride. Mühimmat olarak, mühimmat olarak 25 var. En azından böyle bir yakın karşılaştırma. Sonuçta Korkut'ta 35 atacağınız... 35 de var. Hem 25 hem 35 var. 20 yok ama. 20 yok. 35'i yan yana koyduğunuz zaman 35'ten kaç tane taşıyabilirsiniz? Çok büyük, oldukça büyük. Tabii ki her mühimmatın başka bir hedefe doğru gitmesi var. 20 olduğu zaman daha fazla atıyorsun. Zaten 25 ile 35'in arasındaki fark bile fark çok bile büyük. İçeride çok büyük. Göreceğiz İçeride onu. Göreceğiz onu. Sonuçta bir alternatif sistem Makine Kimya tarafından yerli imkanlarla geliştiriliyor. Ve dediğin gibi deniz platformları, ilerleyen dönemde kara platformları. Çünkü Ukrayna Savaşı gösterdi ki bunlar yani ölmez, daha uzun yıllar ana bir silah. Sonuçta bir füzeyi şaşırtabilirsin, işte ne bileyim başka başka önlemler alabilirsin ama mermi adres sormuyor, vurdu mu gidiyor. Bunu ben şey örneği olarak vermek istiyorum. Bazen izleyicilerimiz soruyor, işte F-35'te bile hala bir makinalı top var. Niye var? 25 milimetre hatta. 25 milimetre. Niye var bu? Sonuçta stealth bir uçak özelliği olsa da atılan füze şaşırabilir, başka bir şeyi her türlü önlem alabilir ama mermi ateşlediğiniz zaman, vurduğu zaman etkisi oldukça ağır. O yüzden silahşörler gibi bu durumlar devam edecek bir gibi de, görüyor. Bunun farklı konfigürasyonları da olacak. Şimdi bir, üzerinde aslında çok görünmüyor elektrooptik sistemler var. Hatta burada görüldüğü gibi olmayacak. Şimdi bir Türk savunma sanayi şirketi var, Gürbaz Savunma. Onun pantitlerini yapıyor. Hem üzerindeki elektrooptik sistemlerle gelen mühimmatı füzeye, gemi sever füzeye genellikle kilitlenip ateş edebilecek, angaje olabilecek. Hem de geminin radarı aracılığıyla bunun üzerinde bulunacak bir atış kontrol radarı sayesinde radar güdümlü olarak da hedefe angaje olabilecek. Bu ikisi de çok önemli çünkü vurma olanını çok yükseltiyor tabii, ve bertaraf ediyor hedefi. Bir de en büyük sıkıntı şu, artık gelen seyir füzesinin bile elektronik harp kabiliyeti oluyor. Sizin atış kontrol radarını o çok daha uzun menzilden görüp saptırabilir. Çünkü sizin şu topla gelen seyir füzesinin hızını baz aldığınız zaman
tespit, teşhisin ardından imhanınız için 1,5 dakikanız var ya, var ya yok. Süpersonik ise zaten 45-50 saniye. 30 saniyelik bir karıştırma demek şuna karşı her şeyi bitirmek demek. Moskova kruvazörünün imha alması demek. Çok güzel bir örnek verdim bununla ilgili. İşte İHA saldırıları, çok özür dilerim, SIDA saldırıları Ukrayna tarafının Ruslara karşı yapıldığı zaman sonuçta dönüyor dolaşıyor bir mühimmat, makinalı top, mermi atmanız gerekiyor onlara tabii karşı. Ve tabii ki bu da sistemin karıştırılmaması, düzgün bir şekilde hedeflenmenin yapması büyük önem taşıyor. Tabii hesapta onda da yok. 4-5 tane AK-630 namlulu hava savunma sistemi var. İşte orta irtifa hava savunma füzeleri var ama koskoca kruvazör, Karadeniz'deki Rus donanmasının amiral gemisi, 2 tane gemi savar füzeyle imhada olabiliyor. İmhada olabiliyor. İşte neyin ne olacağı değil, o silahı iyi eğitimle kullanmak, akıllı manevralar yapabilmek, akıllı adımlar, ağ merkezli kullanmak gibi olay çok klasik bir silah, öldürücü bir evet silah haline geliyor. Yana doğru geçelim istersen. Geçelim. Bir operasyon yapılıyor ki biz bunu geçen yıl Efes'teki tatbikatta bizzat görmüştük. Mayınlı bir arazi var. Bu arazide çıkan işte piyade nasıl ilerleyecek, deniz piyadeleri, tanklar var, mayın çok ciddi zarar verebilir. O yolun açılması lazım. Peki bu yolu açmak için ne yapmak lazım? Önümüzde denemesi değil mi? Tamkar'ın makine kimya tarafından geliştirilmiş Tamkar nasıl çalışıyor? Bir basitçe istersen anlat izleyicilerimize. Bu araç bir zırhlı araç, tank artık veya bir kamyon, ne varsa bölgede rahatlıkla çekiliyor. Sonrası aslında geçen Efes tatbikatı esnasında canlı canlı şahit olmuştuk. Evet, oradaki evet senaryodan anlatalım. Amfibi birlikleri çıkarma yapıyor bir sahile. O sahil mayınlanmış. Sonra mayınlanmış. Nasıl gideceksiniz? Nasıl gideceksiniz? Hemen tankları çıkartıyorlar. Hatta Efes'te yanlış hatırlamıyorsam Amerikalıların zırhlı araçlarıyla çekmişlerdi. Çünkü her türlü 4x4 tabii, tabii ki sonuçta buradan çekilebiliyor. Bağlayıp rahat rahat çekebilirsiniz. Bunu geçiş açmak istediğiniz yere koyuyorsunuz. Yani konumlandırıyorsunuz. Sonra aslında şurada bir ya bu bir itki sistemi aslında. Evet. Mühimmat değil. Evet. Mühimmat gibi gözükse de. Evet. Bu sistemi ateşliyorsunuz. Ateşledikten sonra artık birkaç yüz metre ileriye gittikten sonra gittiği yol boyunca aslında böyle bir ip gibi, halat gibi bir şey saçarak gidiyor havadan. Lokum gibi, yani dinamit lokum gibi, TNT gibi bir şey. Fünyeyi patlatma talimatını verdiğiniz an o metrelerce uzunluktaki şerit, kablo şeridi patır patır patlıyor. Patladığı noktada da aslında mayınlar sizin araçlarınızın geçebileceği büyüklükte bir alan açmış oluyor. Hı hı. Bu şekilde de sizin normalde elle belki 10 saatte imha edebileceğiniz mayınları bu 5-6 dakika içerisinde imha etmiş oluyor. Teknik özelliklerinde de yazıyor. 100 metre uzunluğunda ileriye, 10 metre enindeki bir arazide 1 metre derinliğe kadar, zaten hani o 1 metrenin tabii altına da mayını şey yapmak herhalde bayağı zor bir iş. Hem zor bir de nasıl algılayacak, patlayacak gibi başka hikayeler de çıkabilir. Sonuçta operasyonun hızlı bir şekilde geçirmesi için yapılmış. 100 metrede bir harp sahasında az bir saha değil. Hele bir mayınlı saha. Belki bunlarla ateş ederek, bakarak yolu açıp birliklerin gitmesini sağlıyor. Bunu da makine kimya tabii gerçekleştiriyor. Burada derinlik de önemli. Çünkü siz antipersonel mayın düşman biraz daha yüzeye koyduğu zaman mayın yedekleriyle vesaire çok kolay bir şekilde onu tespit edebiliyorsunuz. Ama antitank mayınını 50-60 tonluk bir tank ona bineceği için çok daha derine koyabiliyorlar. O yüzden o derinlik meselesi de çok derinlik önemli. Derinlik meselesi ayrı bir önem taşıyor. Evet. Şöyle yan tarafa doğru geçelim ve son yıllarda 105'lik Boran. Makine kimyanın bizim de çok fazla haberini yaptığımız popüler ürünü diyelim. Çok da mock-up gibi gözükmüyor. Aselsan atış kontrol sistemleri vesaire falan filan da var burada. Evet, evet. İşlem birimleri içerisinde de var. Boran bambaşka bir şey. Geliştirmesi biraz zaman aldı. Helikopterden falan taşınabileceği için çok hafifletilmesi vesaire gerekiyor. İşte onu söyleyelim izleyicilerimize. Bir şeyi hızlı bir şekilde helikopterle, ki envanterdeki S-70 Black Hawk'larla taşınabiliyor. Tabii. Daha büyük hani bir Chinook falan taşımıyor bunu. Tabii. Black Hawk'larla. Cougar'lar veya. Cougar'lar. Belki de yakın bir gelecekte T-925'ler de bunu taşıyabilir. Yok, taşıyamaz büyük ihtimal. Bence yok. 625 değil, 925. Yo, ben doğru 925. Evet. Bunları muhtemel taşıyabilecek özelliklere sahip. Aslında 1780 kilogram ağırlığı var. Atış kontrol sistemi dahil olmak üzere. Gökbey bile eğer ağırlık hani oranı açısından, konumlandırması açısından çok bir problem olmayacaksa faydalı yük açısından boş bir şekilde taşıyabilir. Boş bir şekilde taşır gibi gözüküyor. Zorlar. 105'lik istediğiniz yere topu götürüyorsunuz. Bir de izleyicilerimize tabii bilgi vermek gerekirse
bir füzenin atmanın maliyeti çok fazla tabii. belki de ama top atışı işte Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz. Gümbür gümbür top atışı gerçekleştiriliyor. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam geçen bir rakam vardı. Yanlışını söylüyorsam düzelt lütfen. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir aylık top mermisi üretimi 15 bin mermi olduğu ifade ediliyor. Bir günde atıyorlar onu. Bir, 3 günde atıyormuş Ukrayna bunu. Rusya ile birlikte düşündüğünüz zaman 30 bin falan yani 3-4 günde her iki taraf toplamda muharebe sahası açısından 45-50 bin mühimmat sarf ediyor. Çok yüksek. Bir de bunu düzgün işte Aselsan'ın atış sistemleriyle nokta atışı yapabildiğiniz zaman ucuza düşmanı bertaraf ediyorsunuz. 105'in de aslında menzili fena değil. Saha içerisinde istediğiniz noktaya tabii. götürebilme şansıyla beraber 17 kilometre menzili var. 17 kilometre çok ciddi bir rakam. Bu kadar kolay taşınabilen bir obüs için ciddi. Zaten ya bu sistemin aslında iyi olduğu şu şekilde belli oluyor. Bizim Türk savunma sanayinde genelde geç ürün çıkarsa o ürün kötülenir ama envantere daha yeni girdi. Birkaç ay önce kabul testleri tamamlandı. Ama kaç tane ihracat oldu? Vallahi en az bizim bildiğimiz 4, açıklayabildiğimiz 2 ülke var. 2. Hatta bir ülke Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o 100 küsur adetlik siparişinden dahi daha yüksek adetlerde şu anda sipariş vermeyi düşünüyor musunuz? Çok yüksek bir ihracat başarısı olursa. Bir de tabii sadece işte makine kimya topu yapıyor, mühimmatını yapıyor. Atış sistemi var bunun. Tabii. Belki de başka şeyler bir araya yalnız geliyor. Şunu da öğrenelim, fark ettim daha doğrusu. Atış kontrol sistemi Aselsan'ın yaptığı biraz daha küçük bir şeydi. Artık obüsü nasıl bir değiştirdilerse, şurada bir parça var, burada bir parça var, görülmüyor. Burada mesela yine bir sinyal dağıtım kutusu gibi bir şey var, sol taraflarda var. Obüsü bayağı bir modernize etmişler bilgisayar açısından. Ve burada da elektro-optik var. Yani bu giderek tabii. çok hassas bir şekilde mühimmat görüp atış yapılabilir hale geliyor. Yani birim maliyetini de arttırıyor tabii ama değer. Çünkü şu obüs mühimmatından bir noktaya 3 tane atmak yerine bu sayede belki bir tane atacaksınız, bir tane vuracaksınız. Tabii. Bertaraf edip yolunuza devam edeceksiniz. Boyada da herhalde benim tahminim bu. Bu gerçek bir ürün gibi ya. Yani boyası itibariyle ağırlıklı kamuflajıyla temizliğiyle yakında bakalım herhalde silahlı kuvvetler envanterine veya bilmiyoruz artık ihracat mı yorum yok gidecek gibi duruyor. İlhan Bey şey demiştir ya ne gerek var mokabına kendisinin gerçeğini götürün yeter. Makine kimya az öyle bir şey yapmış. Genel müdür olduğu için üstte de var bu arada. Üstte de çeşitli obüsü şeyleri var. Obüsü bayağı donatmışlar yani baktığım zaman şimdi hatta buraya mesela nişancı görüntülenme sistemi falan filan da entegre edilmiş. Evet. Görerek atış sistemi bu. Yani şey diyor ileri gözetleyicim var eyvallah ama yakında makında bir şey varsa veya şu aksamları kullanmak istiyorsan buradan da yararlanabiliyorsun. Ya, bayağı bir modernize edilmiş. Aselsan'ın görerek atış sistemi. Aselsan nişancı görüntüleme ünitesi. Bayağı yani, bir doldurmuşlar obüsü. Aselsan uçurmuş öyle söyleyeyim burayı teknolojik olarak koyduğu sistemlerle uçurmuş. Güç kontrol ünitesi var yine bu herhalde. Bunlardan bir tanesi INS sistem olması lazım. Muhtemel sinyal dağıtım kutusu. Bizde şey gibi, ürün incelemesi gibi tabii, oldu bu. Evet, bayağı kutu. Gayet kutu var. Abisi var, abisine gidelim. Abisine, Yavuz'a doğru geçelim. Yavuz tabii bir aracın üzerine konmuş. Tabii, 6x6 değil mi burada? Aynen, 6x6. Yavuz'a doğru böyle yürüyelim. 155 mm atıyor. 52 tabii, kalibreler kalibre. Çok yükseliyor. Yani 105 ile 155 arasındaki kalibre şu silah sisteminin nanlı boyu uzunluğundan da belli oluyor. Evet. Az önceki 17 kilometre menzilli bir sistemdi. Şimdi burada tabii artık 40 kilometre menzilleri vesaire konuşuyoruz. Hatta bazı güdümlü mühimmat çalışmaları var. Bazı uzun menzilli mühimmat çalışmaları var. O 40'ları biz yakında 60-70 olarak da görebiliriz. Yani bir gelişme, ilerleme söz tabii. konusu. Çünkü yine günün sonunda 70 kilometre menzilli bir füzeye göre bunun mühimmatı daha ucuz. Hem de kat ve kat daha ucuz. Kat ve kat. Peki şöyle insanların aklına bir soru gelebilir. Neden bir tank değil de paletli bir, ya daha doğrusu çok özür dilerim, tekerlekli bir araç gidiyor? Fark. Paletli bir aracı hızını düşünün. Limit. Limitini düşünün. Ve şöyle düşün ya, bu araçlar genel olarak bu Türkiye coğrafyasında düşündüğümüz zaman zaten araziden daha çok böyle ana yolların olduğu yerlerde, Ege bölgesi gibi, bizim Ege bölgesi gibi yerlerde konuşlandırılacak. Daha düz, düz arazilerde. Ulaşım kolay, yol var, gidebiliyor. Tabii. O gibi yerlerde tekerlekli her zaman daha mantıklı. Daha hem ekonomik açıdan hem kullanım kolaylaştı. Ekonomiklik ön planda. Tabii. Yani paletli bir aracın ekonomisini geçtim. Fiyat olarak tabii. ve operasyon yani şu mesela, maliyeti. Şu araç mesela araç olarak konuşmak evet. gerekirse işte 200 bin euroysa paletli bir kere direkt olarak en küçüğünde 1 milyon dolara buluyorsunuz. Milyonlar sayfa açılıyor tabii. üzerine. Bunu da atıp götürebiliyorsunuz bir yerlere. Çok daha farklı açıdan geliyor. Ben tabii ağırlık bu arada ağırlık da var. Şimdi paletli olduğu zaman tank taşıyıcı gelmesi lazım. Ağırlığı yüksek ama bunu ortalama bir taşıyıcıyla yine askeri standart kendi de gidebilir.
tabii daha da hızlı gitsin isterseniz, daha da şey olsun isterseniz, çünkü bunun azami hızı aslında 90 km hız. Bayağı da hızlıymış. Evet. Bunun bir de 8x8'i geliyor şimdi aynı sistemin. Üstüne gelecek. Tabii. Daha da büyüyecek belki de. Tabii daha da büyümesi 8x8'de şunu getiriyor. Mühimmat kapasiteniz artıyor. Bunun mühimmatları şu yan taraftaki çekmeceliklerin içerisinde oluyor. Evet. Şöyle bir etrafından dönelim hem. Biraz da aracı da yakından incelemiş olalım. Bu arada 3 farklı mühimmat kullanabiliyor. Evet. 18, 30 ve 40 kilometre menzile sahip bu 3 farklı mühimmat. İşte M107 mühimmatı vesaire de kullanabiliyor, yüksek patlayıcılı. Şeyler, mühimmatlar bu çekmeceler değil mi? Aynen, mühimmatlar bu çekmeceler de. Bu arada bu obüs zaten bizim hani fırtına obüsüne de benziyor. Panter obüsünün mobilize edilmiş hali. Envanterde çünkü bayağı bir panter obüsü de var. Onların doğru, da mobilize. Doğru. Duran hedef her zaman vurulacak hedeftir. O yüzden hareketli ona göre gitmek lazım. Modernize etmek istiyorlar. Tabii burası ki atış yapıldığı tarafı. Zaman geri tepmesi, tabii. Aracın stabil bir şekilde durması. Namlunun şahlanması var. Burada da kamyonun şahlanması var. O Fransızların Sezar obüsü var. Her atıştan sonra bir havaya kalkıp iniyor. Burada bunu çözmüşler ama biraz. Evet, burada muhtemel herhalde arazide daha da sabit hale getirip gerçekleştirmek gerekiyor. Epey ilginç. Ukrayna Savaşı'nda bu tür tekerlekli sistemlerin kullanımıyla ilgili Kanada'dan şey aldılar, obüs aldılar. Her yerden aldılar aslında. Paletli de aldılar, tekerlekli de aldılar. Özellikle Fransızlardan, işte Slovaklardan vesaire bayağı ürün alındı. Tabii Ukrayna şu an şey modunda, işte ne olursan ol yine de gel modunda. Her şeye ihtiyacı var. Araç bulamıyor, doğru. Araçtan çok artık mühimmat sıkıntısı çekiyorlar. Çünkü o şu anda bütün Avrupa ülkeleri, birçok NATO ülkesi kendi envanterini bitirdi. Artık sanayisini teşvik ediyor, üretim kapasitesini artırmak için. Bu da günün sonunda bir problem olacak. Çünkü Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı mühimmat eksikliği muhtemelen savaş durduktan sonra 7-8 sene içerisinde biter. Ama o hattaki o şey üretim kapasitesi kalmaya devam eder. Onun için bir masraf verilmiş olabilir. Tabii ki. Bu da şunu gösteriyor. O sanayicinin o masrafı alması için obüs mühimmatına zam yapacağı anlamına geliyor. Yani harcamalar o yüzden gidiyor. Günlerde artacak. İstersen bir de içeri geçelim. Olur. İçerideki mühimmat ve diğer sistemlere beraber bakalım. Olur. Bu arada burada da Aselsan sistemleri yine hat safhada evet, var. Görüyoruz. Evet. Bunu da modernize etmişler. Şimdi dışarıda konuştuk. İçerideki standlara geldik. Sol elimde gördüğünüz 35 mm. Sağ elimde gördüğünüz 25 mm. Hani 20 dedik. Boy farkını şöyle bir bakın. Peki 20, Anıl. 25'i şeyler kullanıyor daha çok. Bizim zırhlı muharebe araçları, bu modernize edilenlerin evet. Özellikle o nefer kuleliler. Sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki bazı stabilize top sistemleri kullanıyor. Hı hı. 35'i zaten Korkut kullanıyor ama bunun çok fazla mühimmat harp başlıklı versiyonları da var, yani farklı farklı. Bir de ben lafını böleyim, ikisinin de başlığı mavi boyanmış. Eğitim. Mavi eğitim amaçlı, eğitim için yapılan tabii. Atışlarda kullanılıyor. Gördüğünüz gibi fark, şöyle bir yan yana koyalım, inanılmaz. Tabii. Hani biri 25, biri 35. Bir de bu daha 20 yani. 20. Tabii yakın hava savunma 20 mm falan ve bu makine kimyen milli ürünü. O herhalde şuraya falan gelecek. Atan burun topu da 20 mm. Evet, şuraya 20, bir yere gelecek. F4'ün F16'nın 20 tabii. mm. F35'inki bu mesela. F35'inki 25. Bu yani boyutlar yaklaşık böyle. Tabii. Şimdi dışarıda Phalanx muadili olarak makine kimya üretirken sen çok güzel kara konuşlu olan sistemi de koydun. Burada da görüldüğü gibi bir tır sistemi üzerine komuta merkeziyle muhtemelen herhalde atışlarla ilgili yani yönlendirecek. Şurası silah sistemimiz zaten. Evet, evet. Muhtemelen şurası jeneratör vesaire olabilir. Hı hı. Burası komuta kontrol merkezi. Kontrol merkezi. Burası şu an boş gözüküyor ama buraya da bir atış kontrol radarı vesaire belki bir şeyler gelecek. Çünkü veya... radar güdümsüz atış yapamaz. Evet, evet. O yüzden muhtemelen oraya bir sensör grubu gelecektir diye tahmin ediyorum. Fotoğrafları vardı aslında da unuttum şu anda. Bu da kritik o üslerin korunması için çok önemli. Çünkü mesela Aksaz üssü var. Şimdi Yunanistan'a çok yakın. Yunanistan düşman diye demiyorum da yakın yani. O üssün öz tehdit savunması yakın, çok önemli. Tabii, tabii. Su altından akustik bazı sistemleri var tespit olaraktan vesaire. Yine hava savunma sistemleri var. Bazı hava savunma füzeleri olduğu gibi bunlar her zaman işte son dakika imdat çekiciniz bunlardır. Seyir füzesi geldi. Geldi. Yüksek irtifa hava savunma füzeniz var. Orta irtifa var. Alçak irtifa var. Çok alçak irtifa var. Füzelerle işiniz bittikten sonra seyir füzesini menfese vurmak çok zor. Ukrayna'da görüyoruz. 100 tane atıyorlar. Bir tanesi belki vuruluyor. Evet, evet. Ve çok pahalı bir aynı anda. Ama bunlar her zaman en kesin çözüm oluyor. Çünkü özellikle bunun atom mühimmatı var. Paralanan bir mühimmat. Programlandırılıyor ve istediğiniz irtifada istediğiniz an mühimmat parçacıklara ayrılıyor. Ve orada aslında
parçacıklardan bir duvar oluşturuyor gelen hedefe karşı. Bir şekilde dribolda engelliyor. Zaten bir tanesi isabet etse seyir füzesinin kanadına falan gelse rotadan çıkıyor gidiyor. Bu da sistemin artık karaya konuşlandırılmış modeli olacak. Tabii. Şöyle ilerleyelim diğer bir mühimmata da bakalım beraber ne oluyor takip edelim. Burada Mark 84 değil mi bu? Mark 84 bir de Mark 82'si var. Evet. Ama bu bizim aslında F-16'ların taşıdığı en büyük uçak bombası bu. Evet. Nüfus edici bombayla birlikte. 2000 libre. Çok ya. Gerçekten çok. Gerçekten çok. Kafasına kimin düşüyorsa bunu Allah kolaylık bir versin. Bir de buna gücün demiyoruz ya canım ne yaparsa yapsın. Ne yaparsa yapsın gebersin düşecek yani. Yani yine makine kimyanın bunun ucuna çeşitli lazerle bir arayıcı başlık veya güdüm kitleri veya kanatçık gibi farklı farklı bu konuda da tabii. Türk savunma sanayi çok farklı ürünleri ortaya burası koyuyor. Burası paylonlar aslında. Evet, paylonlara giren evet. Buraya kanatlı güdüm kiti entegre edip bu mühimmatı, bu devasa mühimmatı yani 2000 liralık mühimmatı 70-80-100 kilometre menzillere kadar götürebiliyorlar. Önemli olan o füze atmadan gidiyor. Hassasiyetle hedefini buluyor. Tabii. Şöyle devam edelim. Burada da aslında en çok kullanılan Mark serisi bu. Mark 82. Mark 82. 500 librelik. Tabii. Bu da artık kafasına düşen için geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bunlar da önemli makine kimyanın ürettiği mühimmatlar. 122 mm ÇNR'nin çok namlulu roket atar sisteminin. Bu yalnız 20 km menzil. Aslında bizim Sakaryalar 122'lik evet. Menzil 40 km. Bir Okesan'ın ürettiği mühimmat grubu var. Bir de makine kimyanın ürettiği mühimmat grubu var. Harekatlarda da aslında çoğunlukla bunlar kullanılıyor. Çünkü harekat derinliğiniz genelde işte 20 km, tabii, 15 km. Tabii. Ama 20 km'ye etkili bir şekilde tabii. Etkili menzille seri bir atış yaparak tabii. Şu an kapalı. Burada kanatçıkları vesaire falan da var. Evet. Bunlar sayesinde gönderiyorsunuz. Güdümlü mühimmat değil ama güdümleri yapıldı. Hı-hı. Hem GPS güdümleri var, hem lazer güdümlüsü var. Hem de bunu bir büyüğü olan TRG-230'u Akıncı'dan attılar, şimdi 122 SİHA'dan atıyorlar. Yani aslında karadan karaya bir şey ama havadan karaya oldu. Havadan karaya ve bunu önemli olan hani her zaman savaşların bir maliyeti tabii. Var. Siz ucuz silahla çok büyük etki yapabiliyor musunuz? Hani mesela bazen soruyor izleyici, SOM niye atılmadı? SOM çok pahalı bir mühimmat, çok önemli bir hedefe atmak net gerekiyor. Net bir bilgi değil mi? SOM gibi bir seyir füzesinin birim maliyeti en aşağı. Ne koyarsınız koyun. En aşağı 1 milyon dolar. Milyon dolar. Milyon, bir milyon, milyon dolar. Milyon dolardan başlıyor. Genelde 1.2-1.3'e kadar gidiyor. Hatta Fransızlarınki biraz daha pahalı. 1.3'e kadar gidiyor. Şunun maliyeti 30-40 bin dolar. 50 bin dolar yeter. 100 bin dolar olsun. Olsun. Bir de hani bunu İHA'dan atıp. Tabii. 12-13 tane 15 tane seyir füzesi yerine bir tane bundan atabiliyorsunuz. Eğer çok stratejik bir hedef değilse aslında bunlar işinizi çok daha rahat görüyor. Ekonomik bir şekilde etkili olarak görüyorsunuz. İşte savaşın ekonomisi de belki de tabii. Bu. Bir de seyir füzesi Ike Subsonic hızla gidiyor. Yani 08-09 Mach'larda. Siz bunu SİHA'dan attığınız zaman bunun bir de roket motoru var. 2-3 Mach belki görüyordur. O zaman ne oluyor? Karşı tarafın tedbir alabilmesi için saniyeler var. Havadan atılan balistik füze oluyor. Gibi. Direkt. Farklı bir sayfa açıyorsunuz. Orada da kardeşi var. Bu 122 mm o da 107 107'nin tabii bu başlığı da kullanılıyor. Başlığı koymuş bu şekilde. Bu da 8 kilometre menzile sahip. Bunlar da özellikle lojistik açıdan komandoların falan çok sevdiği ÇNR'lar. Çünkü her dağın başına iki tekerleğin üstünde götürebiliyorlar. Götürüyor. Oradan tabii, seri bir şekilde atışını gerçekten. Irak'ta falan özellikle bizim zamanında o işte güneş harekatında falan filan çok kullandığımız, hala da mevcut harekatlarda da kullandığımız bir mühimmat. Şimdi tabii dolaştık biraz daha tek bir askerin kullanabileceği, taşıyabileceği sistemlere doğru geçiyoruz. Kaç milimetre? 40 milimetre tamburalı. Tamburalı. Bizim komandoların özellikle yine çok sevdiği tabii biraz ağır bir şey tüfek. Çok sevdiği bomba atar silah sistemlerinden bir tanesi. En büyük kolaylığı galiba işte bir herhalde 6 tane mühimmat alıyor. 40 milimetre de yani tüfekte 5.56, 7.62 atıyorsunuz G3 ise, GPT 76 ise. Yandaki mermileri bir karşılaştırmamızı tabii. Tekrar bir hatırlayın o tabii. Görüntüleri. Bunun içinde şu an görüyorum yok ama boşta olsa şey mühimmat. Etkili bu da tabii bir de şey bu tamburalı. Bunun tekli olanlarını piyade tüfeklerin altlarına falan monte ediyorlar. O da bayağı iş görüyor özellikle operasyonlarda. Çünkü karşıdan size sürekli 7.62, 12.7 Suriye'deyseniz 23 milimetreler falan geliyor, siz 40'la işi bitiriyorsunuz. Karşılığını tabii. Veriyorsunuz. Bu arada bu tamburalı orada da otomatik bomba atar versiyonu var. Ona doğru hemen bir geçelim. Şunu hemen yerine koyalım. Burada da 40'ın bu şu seri bir şekilde atan. Ukraynalıların da en çok sevdiği silah sistemlerinden bir tanesi. Oo. Bizim
kirpiler de dahil olmak üzere çoğu zırhlı araçtan 12.7 milimetrelik Browning'leri söküyorlar, o uçak savarları. Bunları koyuyorlar, pıtı 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 bayağı ata ata gömüyorlar. Geliyor. Tabii tabii. Yani çok kullanışlı bir silah sistemi. Yine 12.7 milimetre, 40 milimetre. Bir tanesi uçak savar, bir tanesi bomba artık, bomba atar diyoruz. 35 milimetreyi gördük az önce çapını. 40 milimetrenin boyu biraz daha kısa ama çapı çok, çok etli geniş. Bir büyüme. Yani. Çap ne demek? Harp başlığı çok demek. Belki onun menzili çok daha uzun ama işte bunun harp başlığı işi bitiriyor. Normal meskul alan operasyonlarında denk geldiği zaman 40 milimetre zor bir yaklaşım. Hatta Roketsan işte o Mete minyatür füze diyoruz ya. Evet. O da 40 milimetre çapında. 40'tan belki muhtemel tabii. Bunun üzerinden türetilmiş. Tabii. Ya buradan, bir yaklaşımda. Bundan tabii atmak zor çünkü bu sistemlerde çok büyük bir şok uyguladığınız için güdümlü mühimmat atımı çok zor. Tabii tabii. Ama bazı optik sistemleri bunun üzerine koyup çok noktasal yine operatörün de bilgisine göre faydalar elde edebiliyorsunuz. Anıl çok teşekkürler. Ben sağ olasın. Makine Kimya'nın burada kurduğu Kongrezyum'da sahayla birlikte yaptığı organizasyonda aynı zamanda bir sergi var. Muhtemel bu serginin çok daha detaylısını İDEF'te önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sürprizlerle birlikte. Sürprizlerle birlikte. Biz de bakalım neler çıkacak. Merakla takip edeceğiz.